Mutlu günler sayın seyirciler. Antalya haberlerinin doğru adresine, Kanal ve Ana Haber'e hepiniz hoş geldiniz. Ana Haber öncesinde şimdi özetler. ...31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala siyasi partilerin aday isimleri de birer birer açıklanıyor. Antalya için de CHP'nin merakla beklenen adayı bugün açıklandı. O isim Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek oldu. Ocak zammı için bekleyen milyonlarca emekli ekran başına. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkurlulara %10,64, memur emeklilerine ise %11,14 oranında zam yapılabileceği öngörülüyor. Peki emekliler 3 Ocak'ta netleşecek oran için ne düşünüyor? Yılbaşında çam ağacı süslemeyi bir Hristiyan geleneği olarak bilir ve gelenek olduğu için de kutlarız. Oysa bir Hristiyan geleneği değil, çok eski bir Türk geleneği. Kafaları karıştıran bu gelenek hangi Türk toplumunda ne zaman nasıl ortaya çıktı? Turizmin başkenti Antalya'nın dört bir köşesi adeta tarih kokuyor. Ancak bir takım değerlerine sahip çıkmayan insanlar zamanında onlarca sanatçı tarafından yapılan anıt heykelleri ve tarihi eserleri bakın ne hale getirdi. Bu kadarına da pes. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde oturan site sakinleri otoparklarına sığmayan araçlarını sokaklara park edince olanlar oldu. Fahri müfettiş tarafından iki günde bir cezaları gelen sakinler çözüm için mahkemeye gidecek. Antalya sabah saatlerinde bir kadın cinayetiyle uyandı. Kahreden olayın ardından bir intihara sahne olan kent adeta film senaryolarına döndü. Nişanlı çiftin bir otomobilin içerisinde başlayan kavgaları ölümle sonuçlandı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Kanal ve Ana Haber'de. Ana Haber başlıyor. Sayın seyirciler, dışarıda yağmur var, hava soğuk ve olabildiğince soğuk ama siyaset sıcak. Şimdi bir siyasi gelişmeyle, bir malumun ilanıyla başlıyoruz sayın seyirciler haber bültenimize. Yerel seçimlere 3,5 ay kala siyasi partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Menderes Sürel'in ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı merakla bekleniyordu ve nihayet bugün parti meclisi toplantısından da aday belli oldu. CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaşırken siyasi partiler de adaylarını tek tek açıklamaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce 3 ayrı grupta açıkladığı belediye başkanlarının ardından bugün de bazı il ve ilçelerin adayları belirlendi. Yerine CHP Parti Meclisi toplantısına ilk önce Ankara adayının Mansur Yavaş olması belirlendi. Ardından Antalya adayının belirlenmesine geçildi. CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek oldu. Kulislerde ismi sürekli ön planda çıkan Muhittin Böcek, isminin duyulmasının ardından Twitter'dan mesaj yayınladı. Muhittin Böcek mesajında 20 yıldır Konya altında birlikte başardık, şimdi de hayatını adadığım Antalya'da birlikte başarmaya geliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na, örgütümüze ve Sayın Meral Akşener'e teşekkür ederim. Oturan değil, çalışan Antalya'ya hazır olun, şimdi çalışma zamanı ifadelerine yer verdim. Muhittin Böcek şu anda uçakta sayın seyirciler. 19.30'da Antalya Havalimanı'nda olacak ve ekibimiz orada bekliyor. Telefon bağlantısında, daha doğrusu görüntüyle beraber bağlantımız da olacak sayın seyirciler. 19.30'da Muhittin Böcek Antalya'ya törenlerle gelecek. Oradan CHP il başkanlığına geçecek. Muhittin Böcek'le beraber Antalya'daki ilçe belediye başkanları da açıklandı sayın seyirciler. Birazdan hangi ilçenin adayı kim? Muratpaşa'da, Konyaaltı'nda özellikle çok büyük bir sürpriz bekleniyordu. Farklı isimler var. Biraz merak edin, ona da geleceğiz birazdan ama şimdi yaşama dönüyoruz. Türk İş Konfederasyonu'na bağlı TES İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Hacı Mevlüt Ünal'ın toplu iş sözleşmelerinden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirilmesinin ardından yerine Yol İş Sendikası Antalya Birnoğlu Şube Başkanı Cemil Ünal atandı. Cemil Ünal görevine bir süre önce başladı ve bugün de Kanal B haber ekibine özel açıklamalar yaptı. Onların hakları bizim için çok kısaldır. Maden işçisinin yanında da olduk. Karayolcu işçisinin yanında da olduk, gıda işçisinin yanında da olduk. Üreten insanların hep yanında olduk. Türk İş Konfederasyonu Antalya İl Temsilciliğine geçtiğimiz ay Cemil Ünal atanmıştı.
Göreve başlayan Ünal, Türkiye'deki çalışma hayatının ve işçi sınıfının sorunları için mücadele edeceklerini söyledi. İşçinin alıp terini korumadan ücretinin verilmesi felsefesiyle. Maden işçisinin yanında da olduk, karayolcu işçisinin yanında da olduk, gıda işçisinin yanında da olduk. Üreten insanların hep yanında olduk. Ama inşallah bundan sonraki süreyi daha güzel beraber yaşayacağız. Ünal, 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili de konuştu. Zammın 4 kişilik bir ailenin göz önünde bulundurularak yapılmasını talep etti. Aralık itibariyle asgari ücretin 2000 lira olması ve üstüne enflasyonu uygulanmasını biz talep ettik. En kötü yani açlık sınırı, yoksulluk sınırı açık ortada. Biz şu anda o asgari ücretle ilgili normal bir 4 kişilik bir aileyle ilgili geçinebileceği şartlarda bir uygulamanın yapılmasını talep ediyoruz. Az önce söylemiştim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muhittin Böcek'ti sayın seyirciler. İlçelerde hangi ilçede hangi belediye başkan adayı ortaya çıktı? Mevcutlarla ilgili bir değişme var mı? Şimdi ona bir göz atalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanı sıra Parti Meclisi Antalya'nın ilçelerinin de adaylarını belirledi. CHP yönetimi Muratpaşa, Döşemaltı, İbradı gibi ilçelerde mevcut başkanlarla yola devam dedi. Peki Muratpaşa'da yola devam edilirken Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Büyükşehir adayı olmasıyla yerine kim aday yapıldı? Eski il başkanı Semih Esen. Diğer adaylar kim? Haberimizde. Cumhuriyet Halk Partisi bugün parti meclis toplantısının ardından birçok ilin ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek olarak belirlenirken gözler henüz açıklanmayan ilçelere çevrilmişti. 81 ilimiz var. Muhittin Böcek'ten boşalan Konyaaltı Belediye Başkan Adaylığına daha önce il başkanlığı da yapan Semih Esen gösterildi. Muratpaşa Belediye Başkan Adayı ise halen görevini yürüten Ümit Uysal oldu. Döşemaltı'nda da isim değişmedi. CHP Genel Merkezi Döşemaltı'nda Turgay Genç ile yola devam ederken Aksu'da ise İsa Yıldırım aday gösterildi. Parti Merkezi İbradı'da mevcut Başkan Serdar Küçükkuru ile devam etti. Finike Belediye Başkan adayı ise Mustafa Geyikçi oldu. CHP yönetiminin daha önce açıkladığı isimler arasında Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün yanı sıra Gazipaşa'dan Mehmet Ali Yılmaz bulunuyordu. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak zammı için geri sayım sürüyor. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkurlulara %10.64, memur emeklilerine %11.14 oranında zam yapılacağı öngörülüyor. 2019'da geçerli olacak zam oranı 3 Ocak'ta netleşecek. Peki öngörülen rakam için emekliler ne düşünüyor? Hatta emekliler ay sonunu nasıl getiriyor? İşte detaylar. Emeklilerin 2019'da alacağı maaş zammı için son viraja girildi. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle uygulanacak zam oranları netleşecek. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkurlulara %10,64, memur emeklilerine ise %11,14 oranında zam yapılabileceği öngörülüyor. 13 milyon emeklinin gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda. Emekliye 2018'in ikinci yarısına gerçekleşecek enflasyon oranında zam yapılacak. Ancak emekliler bu zammın kendilerine yeterli olmadığını düşünüyor. 14'ten aşağı zam beklemiyoruz bu yıl başında, %14'ten aşağı. Emekli bir ayın sonunu rahat bir şekilde getirebiliyor mu? Maaşı çektikten sonra 10 gün sonra maaşımız bitiyor zaten. Maalesef bankalardan beri gelemiyoruz. Yani. Çünkü krediyle nefes alıyoruz. Ya ben iki tane üniversitede kız okutuyorum. Her ikisinin gideri 1000 liranın üzerinde. Çalışmasam çocukların geçindirme şansım yok. Aralık enflasyonuna göre emekli maaşlarına yapılacak zam oranı artacak ya da azalacak. Patates olmuş 4 lira, soğan 5 lira. En yemeyeceğim peynir şu anda 23 lira. Emekli eskiden 100 liraya doldurduğu fileyi bir haftalık şu anda 150 liraya, 200 liraya dolduramıyor. Sıkıntı burada. Aldığınız parayı nerelere harcıyorsunuz? Kiraya veriyoruz. Elektrik parası 40 lira geliyor, faturada 90 lira. Yok taşıma parası, yok bilmem ne şeyi. Kuru soğan 5 lira. Soğansız yemek olmaz. 400-500 zam gelirse bir nebze bir rahatlamış oluruz. Hem emekliler hem de Türkiye Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Tezcan öngörülen zammın yeterli olmadığı görüşünde. Emekli maaşlarına yüzdelik yapılan bu zamlar enflasyonla emeklilerin rahat nefes alacağını tahmin etmiyoruz. Ne kadar
yüzdeli olursa olsun düşük maaşlı ya düşük zam, yüksek maaşta yüksek zam geliyor. En düşük memur emekli maaşlarıyla SSK, Bağkur emekli maaşlarında eşitlenmesi lazım. Sırada yıllardır polemik konusu olan bir haber var sayın seyirciler. Yılbaşında çam ağacı süslemeyi bir Hristiyan geleneği olarak bilir ve gelenek olduğu için de kutlarız. Oysa bir Hristiyan geleneği değil, çok eski bir Türk geleneği olduğunu ve Hristiyanlıkta dahil birçok topluma ilk olarak Türk toplumlarından olan Sümerlerden geçtiğini biliyor muydunuz bu geleneğin? Muhabirimiz Nur Baran'la Sümerolog Muazzez İlmiyeçık'ın araştırmalarını sizler için derledi. Emre Küpeli de görüntüledi. Yılbaşı kutlamaları çoğu zaman bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde Hristiyanların Noel Bayramı ile birbirine karıştırılarak bir Hristiyan bayramı olduğu iddia edilmektedir. Bu iddiaların aksine Sümerolog Muazzez İlmiyeççi, yılbaşı ve Noel Baba'nın Türk geleneklerinden geldiğini söyledi. Şöyle ki, Türklerin tek tanrılı dinlere girmeden önceki inanışlarına göre dünyanın tam ortasına çam ağacına benzeyen bir akçam ağacı bulunuyordu. Sümerler buna hayat ağacı demişler. Şimdi o ağaç motiflerini halılarımızda, kilimlerimizde desen olarak görüyoruz. Yani bilinenin aksine çam ağacı bir Türk geleneği. Hikayesi ise adeta bir zafer sembolü. Sümerlerin inanışlarına göre gecelerin kısalıp gündüzlerin uzamaya başladığı 22 Aralık'ta gece ile gündüz savaşıyor. Uzun süren savaşın ardından gün geceyi yenerek zafer kazanıyor. İşte bu zaferi Sümerler akçam ağacının altında kutluyorlar. Tanrı gelecek yıl iyi şeyler versin diye o çam dalına iyi dilekleri süsleyen bezler, süsler bağlanırdı. İşte bu bayrama Nardugan ismini verdiler. Nar güneş, dugansa doğan demektir. Yüzyıllar boyunca doğan güneşi yılın son günlerinde kutlamaya devam ettiler. Zamanla bu gelenek Hristiyanların Nisan'ın doğuşu olarak kutladığı Noel bayramına dönüşmüş olsa da Türklerin yeniden doğuş bayramıdır. Hristiyanlar Hunların Avrupa'ya gelişlerinden sonra onlardan görerek almış oldukları söyleniyor. Hazreti İsa'nın doğumuyla alakası olmadığı ifade edilen bu olay güneşin yeniden doğuşu olarak kabul edilmekte. Anadolu'nun bazı yörelerinde de düğünlerde şam götürüldüğü ve onun etrafında oynanıldığı da gelenekler arasına yer alıyor. Dün ekranlarınıza kent mobilyaları ve caddelere yerleştirilen heykellere verilen zararları getirmiştik. Antalya'da kendini bilmezlerin yaptıkları bunlarla da sınırlı değil. Kent mobilyalarına zarar vermekle kalmayan kişiler, Taş Heykel Sempozyumu kapsamında onlarca sanatçının yaptığı ve Antalya'ya kazandırdığı anıt heykelleri de mesaj tahtasına çevirdi. Kimi sevgilisinin adını yazdı, kimi tuttuğu takımın ismini. Hızını alamayan bazıları da tarihi eserlere kadar uzandı. İşte o çirkin görüntüler. Antalya caddelerinde kente görsel bir güzellik katması için yerleştirilen heykeller ne yazık ki kendini bilmez kişiler tarafından yazı tahtası haline getiriliyor. Taş Heykel Sempozyumu'yla Antalya'ya kazandırılan eserler de kendini bilmezlerin hedefi oldu. Kimi tuttuğu takımın ismini, kimi sevgilisine mesaj yazıyor, kimisi de sevgilisinin ismini taşlara yazıyor. Antalya'nın her yerindeki heykellerde bir kadın ya da erkeğin ismi, bir kalp işareti ya da tutulan takımların isimlerini görmek mümkün. Tutulan takımlar, sevgililerin isimleri ve sevgililere yazılan mesajlar bu taşlara yazılıyor. Bu taşlar ise Antalya Taş Heykel Sempozyumunda onlarca sanatçının Antalya'ya kazandırdığı heykeller. Her heykelin üzerinde bir şekil, bir isim ve çizik olması vatandaşların da haklı olarak tepkisini çekiyor. Dün olduğu gibi bugün de yapılanlara tepki vardı. Ya bunlar bizim memleketimizi tanıtmak için en güzel şeyler. Bunlara zarar vermek vatan millet hainidir. Bunlara verilen acı, bunlara verilen zarar, insanlığa verilen zararla aynı. Ya aymazlık yani başka bir şey değil. Yani bir taş eserinin üzerine bir yazı yazmak veya boyamak. Yani oradaki sanat eserini tahrip etmek gibi bir şey. Bize Antalya'ya ya da Antalyalılara yakışıyor mu? Yakışmaz kesinlikle. Yapılanlar bununla da kalmıyor. Hızını alamayan bazıları heykellerin ardından kültürümüzü ve tarihimizi yansıtan binlerce yıldır sapasağlam ayakta kalmayı başaran eserlerimize de el atıyor. Dün kent mobilyalarına verilen zarardan bahsetmiştik. Tabii sadece kent mobilyaları değil, Antalya'nın tarihi ve doğal güzellikleri de kendini bilmezlerden nasibini alıyor.
Sadece heykeller değil tabi, tarihi eserlerimizi de gördüğünüz gibi bu yazılarla grafiti yaptıklarını zanneden kişiler boyayarak tahrip ediyor. İşte yapılanlar bunlar. Biz kent güzelliklerinin, tarihimizin ve sanatın korunabilmesi için haber yaparak üstümüze düşen görevi yerine getiriyoruz. Yapılan bu vurdum duymazlığa ise kimin dur diyeceğinize yetkili ve ilgili kişilere bırakıyoruz. Haber bültenimizin başında söylemiştik sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muhittin Böcek oldu. Parti meclisi bugünkü toplantıda kararlaştırdı sayın seyirciler ve Muhittin Böcek 18.30 uçağıyla Ankara'dan Antalya'ya geliyor. Antalya'da da partililer ve sevenleri tarafından karşılanacak saat 19.30'da. Kanal ve haber ekibinden Akif Arıcı da şu anda Antalya Havalimanı'nda partililerle beraber. Akif, beni duyuyor musun? Evet Ali Buldu, şu anda Antalya Havalimanı'ndayız. Bilindiği gibi seçimlere artık yaklaşık 3,5 ay kaldı. Antalya'da AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayını mevcut Başkan Menderes Sürel olarak açıklamıştı. Gözler CHP'ye çevrilmişti. Bir süredir merakla beklenen soru da bugün cevap buldu. Cumhuriyet Halk Partisi bugün parti meclis toplantısının ardından Antalya adayını Muhittin Böcek olarak açıkladı. Tabii kulislerde Muhittin Böcek ismi konuşuluyordu ama bugün netlik kazanmış oldu. Aslında dün CHP Merkez Yönetim Kurulu Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'na toplanmış ve yapılan ittifakla ilgili son değerlendirmeler yapılmıştı. Ve bu değerlendirmelerin ardından 21 büyükşehirin 11'inde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday gösterileceği ve İYİ Parti'nin de onlara destek vereceği açıklanmıştı. Ve şu anda da Muhittin Böcek ismi açıklanmış oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya adayı Muhittin Böcek oldu ve şu anda da partililer Antalya Havalimanı'na yavaş yavaş gelmeye başladı. Muhittin Böcek'in uçağı saat 7.30 sıralarında Antalya Havalimanı'na inecek ve burada onu partililer karşılayacaklar. Bilindiği gibi tabii Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının açıklanmasının ardından ilçelerde de merak edilenler vardı. Murat Paşa, Ümit Uysal kendisi de aslında Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını açıklamıştı ama CHP yönetimi Ümit Uysal'la Murat Paşa'da devam etme kararı aldı. Döşeme altında yine mevcut başkan Turgay Genç'le yola devam dedi CHP yönetimi. Konya altında ise Semi Esen, bilindiği gibi milletvekili seçimlerinde listede son anda isim değişikliği nedeniyle listeden çıkmıştı Semi Esen ve Konya altı belediye başkan adayı olarak açıklandı Semi Esen ismi. Aksu'da da yine Aksu'nun eski belediye başkanlarından İsa Yıldırım ile seçime gidilme kararı alındı. Manavgat'ta da Şükrü Sözen ismiyle devam ediliyor. İbradı da Serkan Küçükkuru mevcut başkanlardan kendisi de onunla yola devam dedi CHP yönetimi ve Finike'de de Mustafa Geyikçi ismiyle seçime gidileceği açıklandı. Tekrar hatırlatmak gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclis toplantısında ilk önce Ankara'da Mansur Yavaş ismi belirlenmişti. Hemen ardından da büyükşehirler içerisinde Antalya adayı belli oldu ve büyük oranla partililerin beklediği isim olarak da Muhittin Böcek'in adaylığı kesinleşmiş oldu. Şu anda Antalya Havalimanı'ndayız. Birazdan Muhittin Böcek'in bulunduğu uçak buraya iniş bana yapacak dön. Ve partililer tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek karşılanacak diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Ali Buldu. Akif Arıcı'ya teşekkür ediyoruz sayın seyirciler. Muhittin Böcek birazdan Antalya Havalimanı'na gelecek ve apronda sevenleri tarafından karşılanacak. Biz dışarıdan yayın yaptık ve en azından CHP'de olan biteni de özetlemiş olduk sayın seyirciler. Yarınki ana haber bültenimizde de bu gelişmeleri aktaracağız size ve şimdi şehir haberleriyle yine devam ediyoruz. Antalya sabah saatlerinde bir kadın cinayetine, ardından da bir intihara sahne oldu. Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı'nda bir otomobilin içerisinde tartışan ve nişanlı oldukları belirlenen Simge Yıldız'la Nuri Karaatan'ın tartışması kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inerek kaçmaya çalışan talihsiz kızın peşinden giden Karaata av tüfeğiyle ateş ederek Yıldız'ı öldürdü. Öfkeli adam olayın ardından pompalı tüfekle kendi hayatına da son verdi.
Nişanlı çiftin mutlu başlayan hikayesi cinayetle son buldu. Olay Muratpaşa ilçesi Yedigün mahallesinde bulunan Şehitler Parkı'nda sabah saat 8 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Nuri Karaatak kiralık bir otomobil içinde nişanlısı olduğu belirtilen Simge Yıldız'la tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından araçtan inip kaçmaya başlayan Yıldız'ın arkasından pompalı tüfekle koşan Karaatak genç kıza ateş etti. Açılan ateş sonucu Simge Yıldız vurularak yere düştü. Kadın bağırdı, çağırdı. Arkadaş görmüş. Dur dur yapma dedi. İki el ateş etti. Bir düştüğü zaman kafasına sıktı. Gitti orada durdu, öyle bekledi, intihar etti. Nişanlısını vuran öfkeli adam bu kez pompalı tüfekle intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Simge Yıldız'ın ve Karaatan'ın öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen anne Gülsüm Yıldız'ı ise komşuları sakinleştirdi. Başka bir şey söyleyecek sana. Gel bir gel. Kim böyle bağırdı sana? Olayla ilgili inceleme sürüyor. Antalya'da site içerisindeki otoparklara sığmayan araçlarını çevredeki sokaklara park eden site sakinleri Fahri Trafik Müfettişleri tarafından yazılan park cezalarına isyan etti. Sokakta herhangi bir yasak uyarısı bulunmadan cezanın usulsüz olduğunu öne süren sakinler için cezaların geldiği her salı günü adeta kabusa dönüştü. Muratpaşa ilçesi Soğuksu mahallesindeki bir sitenin sakinleri her salı günü gelen trafik cezalarına isyan etti. 420 konuttan oluşan sitenin araç park kapasitesi 160 olunca 550 kayıtlı araç bulunan site sakinleri çevredeki sokaklara park etmeye başladı. İçerisi 160 tane araç aldığı için diğerleri tamamen dışarıda kalıyor. Biz bunu ne yapıyoruz? Sitemizin çevresindeki bu sokaklara 314 sokak, 317 sokak, 304 sokak, 305 sokağa park etmek zorunda kalıyoruz. Bazen bu sokaklarda yetmiyor, diğer ara sokaklara da giriyoruz. Bu durumdan tüm mahalle rahatsız, bütün mahalle rahatsız. Yollara çift şeritli park etmek zorunda kalan site sakinlerine ise Fahri Müfettiş tarafından yasak yere park etme ile taşıt yolu üzerinde ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarına park etmek maddelerinden 108 lira para cezası uygulandı. İki gün arayla ben iki sefer ceza yedim. Bu üçüncü şimdi, daha yeni. Daha yatırmadık işte. Yani insan bir uyarır. Uyarmadan gelip de ne bileyim iki gün, ya insan iki gün üst üste yazılmaz yani. İki gün arayla. Site sakinimiz çok mağdur bu konuda. Çok rahatsız. Biz yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Buna çözüm. Bu arabaları balkonlara çıkaramayız. Bir yere çıkaramayız. Çaresiziz. Bu konuda çok mağduruz. Üst üste ikişer üçer ceza yiyenlerin bulunduğu yaklaşık 200 site sakini belirtilen sokaklarda park yasağına dair uyarı levhasının bulunmadığını ileri sürerek kesilen cezaları mahkemeye taşıyacak. Bu problemle alakalı daha önce de hem Büyükşehir Belediyesi UKM'ye hem de Muratpaşa Belediyesi'ne yazışmalarım var. Belgeler elimde. Yazışmalarım var. Çözüm aradık ama onlardan da bir netice çıkmadı. Şu saatten sonra biz size nasıl park bulalım diyorlar. Park yeri bulamayız diyorlar. Yaşadıklarını anlatmak üzere site önünde toplanan yaklaşık 10 site sakini basın mensuplarına açıklamada bulunurken yine ceza gelmesiyle şok oldu. Kurye'ye yönelen site sakinlerinden 7 kişiye kurye tarafından trafik cezaları iletildi. Devam ediyor yani. Ceza sürekli geliyor. Arka arkaya gelmeye devam evet. ediyor. Anladım. Bak şimdi okuduğu isimlere ikinci, üçüncü ceza. Sayın seyirciler, bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta içinde Alanya'da bir değişim yaşandı. Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na daha önce genel sekreter olarak görev yapan Gaye Coşkun meslektaşımız, dostumuz başkan olarak seçildi. Sayın seyirciler, ayrı bir hava oluştu Alanya'da, daha doğrusu bizim meslekte de ayrı bir hava oluştu. Şimdi kendisine uzanalım bakalım Alanya'dan bize neler aktaracak. Alo. İyi akşamlar Sayın Buldum. İyi akşamlar sevgili meslektaşım Gaye Coşkun, Sayın Başkan. Hayırlı olsun diyelim öncelikle. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olasın. Güzel bir makama geldin en azından, meslektaşlarının evet. başına geldin. Çok da sevindiğimiz bir olay, kardeş cemiyetimiz Alanya Gazeteciler Cemiyeti çok güçlü bir kuruluş, en azından onu biliyoruz. Sen de evet. zaten yıllarca genel sekreter olarak görev yaptın Alanya'da ama artık şimdi başkansın. Hayırlı uğurlu evet. olsun, neler aktaracaksın bize? Çok teşekkür ediyorum Ayıbuldu. Senin de söylediğin gibi Alanya Gazeteciler Cemiyeti gerçekten çok köklü bir kuruluş. Yaptığı çalışmalarla,
hem meslektaşlarına bir vizyon katmıştır, hem de Alanya medyasının gelişimine öncülük etmiştir. Geçmiş dönem başkanımız Sayın Mehmet Ali Dimin de önemli ve değerli katkılarıyla biz Alanya Gazeteciler Cemiyeti olarak bugünlere geldik. Evet, biz genel kurulu yaptık hafta sonu. Bir kadın başkan talebi vardı arkadaşlarım. Evet. Benim adaylığıma sıcak baktılar. Sayın Dim de kendisi beyan etmişti başkan adayı olmayacağını tekrar. Dolayısıyla bir seçime gittik. 27 yıllık bir gazeteciyim. 12 yıldır Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin yönetim kurulunda görev yapıyorum. Bu bilgi ve birikimle cemiyet başkan adayı oldum. Cemiyet başkanı oy birliğiyle seçildim. Güzel bir dönem geçireceğimizi düşünüyorum. Antalyalı meslektaşlarımız olarak hem şahsınızda siz hem pek çok sayıda arkadaşım bizim cemiyetimize önemli katkılarda bulundunuz. Her dönem yarışmalarımıza jüri olarak geldiniz. Karşılıklı güzel işbirliklerimiz oldu. Hani bunun devam edeceğine de inanıyorum. Bu seçim tüm Alanya ve Antalya için bence değerliydi. Çünkü bir kadın gazetecinin göreve gelmesi bir farkındalık yarattı. Ben gazeteci arkadaşlarıma bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Çünkü hep kadınlar bir noktaya gelmek için çok büyük savaşlar, çabalar vermelidir. Bazen hani kimse bana kızmasın ama bazen erkek egemen yapıdan çıkmak zorlaşabilir kadın için. Ama benim için öyle olmadı. Arkadaşlarım hem meslektaş olarak hem bir kadın gazeteci olarak bana güvendiler. Mutluyum, bunları söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum size de gösterdiğiniz ilgi için. Her zaman elbette ki ilgi göstereceğiz ama ben şuna katılmıyorum. Kadın olmanın pozitif bir ayrımcılık yaşandığına inanmıyorum. Meslektaşlarımın da sana oy atarken sırf kadın diye attığına inanmıyorum. Çünkü sen Alanya'da iyi bir gazetecilik yapıyorsun, iyi bir televizyonculuk yapıyorsun. O açıdan hakkın diye düşünüyorum. Bunun da altını ben bir erkek olarak çizeyim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok zarif bir tanımlama oldu. Çok teşekkür ediyorum. Dilerim güzel işleri yapmaya birlikte devam ederiz. Hem meslektaşlarımıza hem mesleğimize faydalı olmak için elimizden geleni yapacağız. İşbirliğimiz elbette ki devam edeceğiz. Devam edecek. Güzellikler için işbirliği, güzel haberler için Alanya ile Antalya işbirliği devam edecek elbette ki. Belki ortak yayınlarımız da Alanya ile devam edecek. Evet. Ama ben diyorum ki sana şimdiden başarılar, kolaylıklar. Çünkü zordur Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı. ne yönde destek istersen de bir meslektaşım, başarılı bir meslektaşım olarak da her zaman sana desteğe hazırız. Bunu da buradan iletelim. Çok teşekkür ediyorum hem şahsınıza hem VTV ailesine hem izleyicilere. Çok teşekkür ediyorum herkese. Çok sağ ol, iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, iyi akşamlar. Evet sayın seyirciler, Gaye Coşkun Alanya'da başarılı bir gazetecidir. Aynı gazetede beraber yıllarca görev de yaptık sayın seyirciler. İyi de bir televizyoncudur Alanya'da ve şimdi Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na seçildi Alanya'da. Kendisini yeniden kutluyoruz gıyabında. Hem kendisine söyledik hem de yayından sonra da buradan altını çizelim. Ama bir son dakika gelişmesini de gördüm. Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nde uzun süre başkanlık yapan Mehmet Ali Dim farklı gelişmeler üzerine Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nden de istifa ettiğini öğrendim sosyal paylaşım sitesinden. İçsel bir durum olduğunu düşünerek hiç de o konulara girmiyorum sayın seyirciler. Sıradaki haberimize devam ediyoruz. Yaz aylarında doğası, kumu ve deniziyle milyonlarca turisti çeken Antalya'ya kışın ayrı bir güzellik geliyor. Kimileri için kara bulutların şehrin üstüne çökmesi karamsarlık yaratsa da kimileri kışın ayrı bir güzelliğe bürünen Antalya'nın tadını çıkartıyor. Polat Yılmaz'ın kış haberini kameraman Veysi Çesen görüntüledi. Yazın milyonlarca turist çeken Antalya'da turizmde bu yıl rekor üstüne rekor kırıldı. Yerli ve yabancı milyonlarca turistin deniz, kum, güneş ve doğanın tadını çıkarttığı Antalya'nın yazı gibi kışı da bir başka güzel. Denizi, kumu, güneşiyle yazın binlerce turisti ağırlıyor Antalya. Antalya yazın turistlerin, özellikle yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor ve beğenisini kazanıyor. Ama kışın da çok farklı değil Antalya. Kara bulutlar şehrin üstüne çöküp yağmurlar yağsa bile doğasıyla ve güzelliğiyle Antalya insanların ruhunu dinlendiriyor. Denizi, doğasıyla insanları cezbeden kent, sokak hayvanlarının rahatlığı için bulunmaz kaftan. Havalar aşırı soğuk olmadığı için rahat eden sokak hayvanları güneş kendini gösterdiğinde parklarda güneşlenmenin keyfini yaşıyor.
Kimisi için kara bulutların şehrin üstüne gelmesi sıkıntı yaratsa da kentin bu mevsimde de ayrı bir güzelliği olduğu da bir gerçek. Mesela kış gününde her yer soğukken biz bir ceketle dışarıya çıkabiliyoruz. Gayet güzel. Tabii ki Antalya çok güzel. Hatta dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Yani bir dünya haritasını inceleyin, bu kadar güzel bir yer nerede var? Yani şu Antalya çok güzel. Kışı da güzel. Kış aylarında yurt genelinde kar, sağanak yağmur ve soğuklar hakim olurken Antalya'da en soğuk günlerde bile bir ceket giyerek dışarı çıkabiliyorsunuz. Yağan yağmurla birlikte kentin hem kokusu değişiyor hem de güzelliğine ayrı bir güzellik ekleniyor. Peki kara bulutlardan karamsarlığa kapılanlar var mı? Havaların kapalı olması size bir karamsarlık yaratıyor mu? Hayır hayır, o da güzel. O da güzel, karamsar değiliz. Yazı da güzel, kışı da güzel. Bence Antalya'mız cennet. Kışın siz karamsar olmuyor musunuz? Hayır. Yok, hayır. Çok biz insan karamsar olur böyle. Yok, hayır yok. Biz karamsar olmuyoruz. Şimdi Antalya'yı seviyorsunuz yani. Seviyoruz yazı da. Yani ben her şeyi severim. Doğayı her şey. Yaz da güzel, kış da güzel. Karamsar olan da var, olmayan da. Antalya'da kışı fırsata çevirenlerin tercihi Tophane Çay Bahçesi civarındaki seyir terasları oluyor. Yat limanının tepesine serpiştiren yağmurdan şemsiye altına sığınarak korunanlar Akdeniz'i seyretmenin keyfini sürüyor. Serpiştiren yağmura rağmen birçok vatandaş evlerine kapanmak yerine Antalya'nın kış güzelliğini görmek için parklara çıkıyor. Yağan yağmura aldırış etmeyenler, yağmurla ıslanarak ortaya çıkan toprak ve turunç kokusunu içine çekerek ruhunu dinlendiriyor. Biz de sizin için Antalya kışının güzelliklerini görüntüledik ve haberimizi kameraman Veysi Çesen'in görüntüleriyle tamamlıyoruz. Bu kadar stresli haberlerin içinde dingin ve güzel görüntüleri de sayın seyirciler haber olarak aktardık size. Emeği geçen arkadaşlarımı Polat'ı, Veysi ve özellikle de montajdaki arkadaşım Arzu'yu da buradan kutluyorum. Türkiye Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği bu yıl ilk kez düzenlenen sektör buluşmasını turizmin başkenti Antalya'da gerçekleştirdi ve bu yönde daha önce bir haber yapmıştık. Sanatçı Haluk Levent'in sahne aldığı gecede de turizmciler 58 şehir, 70 üniversite ve 7859 gönüllüsüyle iyilik hareketi ahşabında paylaşmış oldu. Türkiye Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği'nin ilk kez düzenlediği sektör buluşması turizmin başkenti Antalya'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı turizm destinasyonlarından otellerinin satın alma yöneticileriyle birlikte 41 tedarikçi firmanın katıldığı organizasyon kapsamında 3 gün boyunca paneller, söyleşiler ve workshoplar düzenlendi. TURSAT Başkanı Bülent Bilgiç, program kapsamında tedarikçiler ve satın alma yöneticilerinin ortak sorunlarına çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi. Bir tane sorumluluk istiyor. Etik değerlerle donatılı olmamız gerekiyor. Dolayısıyla gerçekten zor bir görev. Program kapsamında son günde ise ünlü sanatçılar Ebru Yaşar ve Haluk Levent sahne aldı. Haluk Levent sahne aldığı gecede TURSAT'ın 58 şehir, 70 üniversite ve 7859 gönüllüsüyle iyilik hareketi olan Ahbap'ın paydaşı olduğunu ilan etti. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üreticilerin son yıllarda ekmeye başladığı tropikal meyvelerden biri de pitaya meyvesi. Pitaya meyvesi üreticisine adeta servet kazandırıyor. Bir dönümlük serada yılda 50 bin liranın üzerine kazanç sağlayan pitaya bahçeleri turistlerden de yoğun ilgi görüyor. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde son yıllarda artan pitaya bahçeleri sahiplerine servet kazandırıyor. Bakımı kolay, masraf yapmadan üretilebilen pitaya meyvesi Turfan'da üretimin yerini almaya başladı. Tanesi 7 liradan satılan meyve büyük rağbet görüyor. Gazipaşa'nın Macar Mahallesi'nde daha önce salatalık eken ve son 3 yıldır pitaya ekmeye başlayan Mahmut Koç, pitayanın salatalığa göre çok daha zahmetsiz ve masrafsız üretildiğini söylüyor. Daha önce salatalık ekiyorduk. Salatalığın çok bakım ihtiyacı var, ilaç ihtiyacı var. Bunlar hiç ilaç yapmadan 3 yıldır yetiştiriyoruz. Fiyatlarda ilk sene sıkıntı olduğunu fakat 2 yıldır satışların iyi gittiğini belirten Koç, pitayaların 7 liradan bahçeden alındığını belirtiyor. Burası bir dönüm toplamda, bir dönüm sera.
Yılda 7-8 bin arası meyve alıyoruz. Hem yabancılardan ilgi var, hem ziraatçılardan, çiftçilerden çok ilgi var. Yapmak istiyorlar, gelip burada gezip görmek istiyorlar. Pitaya bahçesini gezen ve meyvelerin tadına bakan Rus uyruklu Vera Toms, daha önce Tayland'da gördüğü pitaya meyvesini Gazipaşa'da göreceğinin hiç aklına gelmediğini söyledi. Bahçeyi gezen Ruslar sık sık adını duydukları bu meyvenin Gazipaşa'da üretilmesini şaşkınlıkla karşılasalar bile tadına bakabildikleri için kendilerini şanslı sayıyorlar. İstiklal Marşımızın yazarı ve yüzlerce eserleriyle hafızalarda yer alan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Burdur'da Türk Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Etkinliğe katılan Ersoy'un torunu Selma Argon, usta şairi anlattı ve Ersoy'un zamanın ötesinde düşüncelerle bugüne kadar ulaştığını söyledi. İşte torununun gözüyle Mehmet Akif Ersoy. Bir zaman önce maaş bağlanmış. Türk Ocakları Burdur Şubesi tarafından Mehmet Akif'e veda ödül ve söyleşi programı düzenlendi. Kızıyım. Dedemin en küçük kızıydı. Törene katılan Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, şube binasında kendini dinlemeye gelen gençlere önce kendisini anlattı. Ben dediği gibi Fatih oğlumun Suat Hanım'ın kızıyım. Dedemin en küçük kızıydı. Ben de ailede hep en küçük torundum. Ama şu anda büyüklerden kimse kalmadığı için büyüdüm ve en büyük haline geldim. Tek kaldım. Tabii bizim 3. 4. nesil devam ediyor. Kendini bu şekilde tanıtan torun Ersoy, dedesi milli şair Mehmet Akif Ersoy'un bilinmeyen yönlerini anlattı. Selma Argon, dedesini anlatmanın kendisini dinç tuttuğunu belirtiyor. Allah izin verdiği sürece dua ediyorum. Bana müsaade etsin, daha çok dolaşayım çünkü beni zinde tutuyor. Dedemin sayesinde dinç kalıyorum, enerji veriyor bana onun düşünceleri. Hep onun yolundayım, onun izindeyim, onun inancında ve onun attığı her adımda Anadolu'da her yere gidiyorum. Sanki oralarda o dolaşırken ben de onun peşinden gidiyormuş hissine kapılıyorum. Ersoy, dedesinin Burdur'dan milletvekili seçildiği için kentin kendisi açısından önemli bir yeri olduğunu vurguluyor. Ersoy, gittiği yerlerde dedesinin yaptıklarını konuşarak onun yolunda gitmeyi gençlere aşıladığını söylüyor. En azından onu gençlerimize, her yaştan gençlerimize anlatarak onun yolunda gitmeyi, onun gibi olmayı, onun simgesi haline gelen, biraz da kendisi olan Asım olabilmeyi gençlerimize aşılamaya çalışıyoruz. Mehmet Akif'in yazdıklarının bugün anlattığını belirten Selma Argon Ersoy'a göre dedesi Mehmet Akif zamansız biri. Sanki yazdıkları bugüne anlatmıştır. Geçmişte kalmamıştır. Mehmet Akif zamansız biridir zaten. Hakikaten zamanın ötesinde düşüncelerle bugüne kadar ulaşmıştır. Safahat'ı okuyanlar bilir ve bazılarını okuyanlar bilir. Sanki bugün yazılmıştır, bugüne anlatır. Programa Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve AK Parti Burdur Belediye Başkan adayı Deniz Kurt da katıldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde narkotik ekipleri bir ihbar üzerine belirlenen adresi operasyon düzenledi. Operasyon sonucu yakalanan iki şüphelinin üzerinden uyuşturucu hap çıkması üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Toplam 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Obagöl Mahallesi Hacı Kadıroğlu Caddesi'ndeki bir adrese uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Aydın F ve Serdar A isimli şüphelileri gözaltına aldı. Aydın F'nin üst aramasında 21 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler aynı operasyon kapsamında Deniz K, Erkan S ve Hayri K isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında Erkan Sayın'ın üzerinde 4 adet uyuşturucu hap, Hayri K'nın üzerinde ise 1 adet uyuşturucu hapla bir miktar farklı tür uyuşturucu ele geçirildi. Aydın F, Deniz K ve Serdar A uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burdur'da bir emekli astsubayın cinnet geçirip karısını ve kızını öldürdüğü haberini dün ekranlarınıza getirmiştik. Olaydan sonra otopsileri tamamlanan talihsiz kadın ve kızının cenazeleri Burdur Valisi Hasan Şıldağ'ın da katıldığı cenaze töreniyle
toprağa verildi. Olay sırasında evde olmayan ailenin diğer üyesi iki kardeş ise tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Burdur'da emekli Asubay Muzaffer Danış, eşi Nilüfer ve kızı Gizem Danış'ı tabancayla öldürdükten sonra kendi başına ateş ederek intihar etmişti. Olayın ardından otopsileri tamamlanan anne Nilüfer Danış'la kızı Gizem Danış'ın cenazeleri bugün yakınlarına teslim edildi. Hastane morgundan alınan cenazeler Merkez Ulu Camii'ne götürüldü. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Burdur Valisi Hasan Şıldak, Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Müftüsü Hıdır Bayrak ve ailenin yakınları katıldı. Allahu Ekber! Cenaze namazından sonra talihsiz anne ve kızı Sultandere Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Olay anında evde olmayan ailenin diğer üyesi iki kardeş ise tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Karısını ve kızını öldürdükten sonra intihar eden emekli asubayın cenazesi ise ikindi namazından sonra toprağa verildi. Antalya'nın gerçek haberlerini Doğru Kanal'da izlediniz. Yaşadığınız kentten haber almak istiyorsanız biz yarın akşam yine burada olacağız, bekliyoruz efendim. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Meteorolojiden derlediğimiz verilere göre bazı illerimizde günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları şu şekilde olacak. İstanbul sağanak yağışlı 9-5, Ankara sağanak yağışlı 8-4, İzmir sağanak yağışlı 13-6, Bursa sağanak yağışlı 11-4, Adana sağanak yağışlı 16-10, Eskişehir sağanak yağışlı 7-3, Trabzon çoğunlukla bulutlu 15-10, Malatya yağmurlu 11-5, Şanlıurfa yağmurlu 11-5, Konya sağanak yağışlı 12-4 derece olacak. Tarımın ve turizmin başkenti Antalya'da ise havanın durumu şu şekilde olacak. Bugün gök gürültülü sağanak yağışlı 15-10, yarın gök gürültülü sağanak yağışlı 15-10, perşembe sağanak yağışlı 14-9 derece olacak. Kentin çevresine göz attığımızda ise bölgemizin tamamı gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Akseki 9-6, Aksu 15-10, Alanya 19-12, Demre 17-10, Döşeme 6-13-9, Elmalı 8-2, Finike 17-11, Gazpaşa 18-10, Gündoğmuş 11-7, İbradı 8-5, Kaş 16-10, Kemer 16-10, Kepez 15-8, Konya 6-8-3, Korkuteli 8-3, Kumlucu 17-8, Manavgat 15-9, Serik 15-12, Burdur 8-4, Isparta 7-5 derece olacak. Son olarak dünyadan bazı kentlere göz atıyoruz. Londra yağmurlu 17, Madrid yağmurlu 11-1, Paris yağmurlu 8-3, Atina sağanak yağışlı 14-10, Roma parçalı bulutlu 11-3, Berlin sağanak yağışlı 6-2, Moskova bulutlu -10-14, New York parçalı bulutlu 2-2, Tokyo parçalı bulutlu 12-4, Bakü yağmurlu 7-5 derece olacak. Borsa İstanbul'da bugün dolar 5 lira 34 kuruş, euro 6 lira 07 kuruştan işlem gördü. Altın 214 lira 40 kuruş, Borsa İstanbul'sa 90.768 puanla günü noktaladı.